Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bizim Amerikano kümesindeyiz. Bakın, bu bizim en yaşlı horozumuz Siyah İnci. Siyah İnci yaklaşık 2 yaşında. 2 yaşını geçmiştir. Mahmuzları görüyorsunuz. Bu mahmuzları çekmemiz lazım. Bayağı uzamışlar, tavuklara zarar verecektir ama renkler müthiş. Bakın. Bunlar da tavuklar arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane tavuğu burada var. Siyah. Bir tane de diğer tarafta var. Bakın şu tavuğumuz da bizim 1,5 yaşında, 2 yaşında neredeyse. Şunlar bizim daha genç damızlıklarımız. Bunların hepsi şu an yumurta vaziyetteler arkadaşlar. Biliyorsunuz daha öncesinde çok fazla tavuğumuz, horozumuz vardı. Ama sansar saldırısında onların büyük bir kısmını kaybettik. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 8 tane tavuğumuz, horoz sayımız fazla, yedek horozlarımız da var. 8 artı 2 olarak bu takımı besliyoruz. Bakın burada bir tane Black Mottled Japones horozumuz var, küçük. Bu horoz niye burada arkadaşlar? Bu horozun siyahlıkları var. Bu horozun siyahlıkları olduğu için sarılıkları onu takımdan ayırdık. Bu dışarıdan aldığımız bir horozdu. 2 artı 1 diye alıp hepsini horoz çıkan takımdan gelen horozdu. Bakın bu da genç horozumuz. Onda mahmuzlar biraz uzadı. O da adam oldu artık. Ama dediğim gibi renkler. Bakın. Müthiş sakallar. Burada bir tane habeşimiz var. Bu dişi erkek bilmiyorum. Muhtemelen dişi arkadaşlar. Çünkü hiç öttüğünü duymadım. Bizim şimdi showgirl tel boyunlardan iki tane vardı. İki tane çıkmıştı zaten. Birini geçen gün kaybettik. Şu an bir tane kaldı. O da horoz mu tavuk mu bilmiyorum. Muhtemelen o da tavuk. Yani bunları eşleyince kel boyun attığı söyleniyor. Takım yapar mıyız yapmaz mıyız bilmiyorum ama bir bakacağız o işe. Şimdi burada durumlar böyle. Bunları belki daha küçük bir kümese alıp buraya daha kalabalık bir takım yapabiliriz. Alttan gelen astrolop ve yine amerikanolar var ama büyük bir çoğunluğu yine horoz çıkmış ayırdıklarımızın. Amerikanoların özellikle. Astroloplar fena değil. Şimdi o tarafa geçelim. Onları bayağıdır göstermiyorum. Onları da bir göstereyim size arkadaşlar. Oradan devam edelim. Arkadaşlar o kümese giderken bizim karışık sürüyü de şöyle yeşillikler içinde bir göstereyim istedim. Atakslardan vermeye devam ediyoruz. Şimdi birleştirdik ataksları bizimkilerle. Bakın gayet iyiler. Artık kasalarını yaptılar. Koca koca tavuk oldular. Şu an bizim Ligorin adamlarla birlikte beraber takılıyorlar. Ligorin kümesinde birçoğu alıştı ama yine şuradaki kümese giden atakslarımız var. Atak sayımız şu an herhalde 38'e mi düştü yanlış hatırlamıyorsam. 38 tane ataks kaldı. Ligorinlerden de bu ara sahiplendirdiğimiz oldu. 5 artı 1 İstanbul'a gönderdik. İlave horozlarımız fazlaydı zaten. Horozlardan da gönderdik ekstra. Bakın böyle yeşillikler içinde bizim karışık sürümüz devam ediyor. Bakın tarla yani fındıklığın içinde olanlar da var. 4 dönüm araziyi bu şekilde bunlar kullanıyor. Gayet keyifler yerinde. Şimdi tüy değişimi de bitti. Yumurta sayıları da artıyor. İnşallah daha da artacak. Bekliyoruz. Şimdi oradan geçerken kümesi de bir görüntülerim. Evet arkadaşlar bunlar da kalan bizim brahmalar. Burada blue ve light Kolombiyanlar var. Yalnız buradaki en büyük sıkıntı bir tane tavuk var. Bakın şu blue tavuğumuz var. Şu geri kalan dördü de horoz. Şimdi bunlardan şu büyük olan horozu ve o blue Kolombiyanı alacağım. Bizim diğer tavuğumuz. Onun yanındaki diğerleri de ölmüştü. Bunları bir takım yapacağız. Yani ne olacak? Bir blue, bir light. Horoz da light. 2 artı 1 bir takım yapacağız. Bakın şunların tamamı horoz. Bunlar yarkayken İbrahim'in orada birçok takipçimiz çoğu horoz demişti ve haklı çıktılar. Orada da bayağı bir horozumuz var. Evet bakın atakslar buraya alıştı artık. Artık burada takılıyorlar. Anam kuş da girmiş. İşte bu kuşlar onlar bunlar. Bize hastalıkları buraya getiriyor. Burada bizim yedek horozlarımız mevcut. Bakın 3 tane Amerikanomuz var. Bir tane içeride porselen cüce koşun horozumuz var. Bir tane de ligorin horozumuz var yedek.
Evet, folluklarımızda yine oturanlar, sabah yumurtalarını yapanlar. Yasir sabah birkaç tane yumurta getirdi bize. Hadi kızlar devam, yumurtaya devam. Durumlar böyle arkadaşlar. Mutlu Mesut. Buradan otomatik nifellerinden sularını içiyorlar. Buradan yemlerini yiyorlar. Ve bize bolca yumurta veriyorlar maşallah diyelim. Şimdi bizim Serender kümesimize de gidelim. Orada da size diğer hayvanlarımızı bir gösterelim. Bakın burada da Silver Brakel'imiz var. Bu vicdansız oradan su içiyor. Orası bizim yarkaların deposu. Burada da bir tane Amerikano orijinalimiz var. Bakın şurada. Şu bir tane Amerikano tavuk. Bu tarafa kaçmıştı uzun süredir burada. Biz de ayırmamıştık ama onları şimdi bir ayıracağız. Bakın kışın size bahsetmiştim daha önce. Şu naylonları indiriyoruz. Ve buradaki kümesimizi. Anam yeminizi ne zaman bitirdiniz? Siz nasıl bir canavar oldunuz ya? Bakın dostlar bunları bayağıdır size göstermiyorum. Şu kapıyı açayım. Durun bakayım. Bakın şu bir Americano horoz. Bizim orijinal Americano horoz. Şu bir Blue Americano tavuk. Artık tavuk oldu bu. Burada şunlar astrolop arkadaşlar. Bakın şurada iki tane horozumuz var. Hatta bunun birinin gözü bakın şu kördü. Tek gözlü horozumuz. Şurada da bir horozumuz var. Burada toplamda 3 tane horoz görüyorum şu an. 2 tavuk burada var. Burada bir tane şöyle kırma hayvanımız var. Bu Silver Viandot'la Brahma kırması. Bizim İlhan'dan, Cihan abiden gelenlerden. Şimdi burada ne varmış? 3, 4, 5.yi gördüm. 5. 5 artı 3'müş. Ben burayı 7 artı 2 biliyordum. İbrahim'le de öyle konuşuyorduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane astrolop. Evet, şu 3'ü horoz. Aynen, bu 3'ü horoz. 5 artı 3 astrolop var arkadaşlar burada. Bunlar henüz yarkalar. Ufak ufak kasalarını yapıyorlar. Burada Amerikano olarak kendimize ayırdığımız bir tane geçen gün horoz verdim. Bu ikinci 3 tane hayvan büyütmüştük. İkisi horoz, bir tane şu blue tavuk çıktı. Onun dışındakiler horoz. Buradaki hayvanlar da artık buradan çıkmaya hazır. Bayağı büyüdüler. Artık bunları da takıma karıştıracağız. Altta da talaşta gübre o kadar çok olmuş ki birleşmiş. Burayı da sonrasında temizleyip artık kışın bakalım buraya bir şey koyar mıyız koymaz mıyız. Ama şu çok değişik bir hayvan oldu. Güzel verimli bu kümesi kullanıyoruz. Buradaki hayvanlar güzel büyüyor. Bakın yemlerini yeni koymuştum 3 gün önce. 15 kilo yemi bitirmişler nasıl bitirdilerse. Çünkü bu kadar, burada o kadar hayvan yok. 8, 10. Şu kapıyı kapatayım atlamasınlar. Şimdi yem getireceğim. Burada ne var? 8 tane astrolop var. 5 artı 3. 2 tane Americano kaldı. 10. Bir tane de Silver Viandot ve Brahma kırması var. 11 tane hayvan. Belki de 3 gün önce değil de daha önce doldurmuşumdur veya tam doldurmamışımdır ama yemlerini bitirmişler. Evet dostlar böyle Mutlu Mesut hayvanlarımız takılıyor. Şurada bir tane gümüş digonimiz var. Bakın onun ayak rengi biraz beyaz olduğu için bu hayvanı bizim normal gümüş digoninin içine koymadık. Derdimiz dostlar tamamen orijinal hayvanları sizlere sahiplendirmek. Böyle en ufak bir uygunsuzluk gördüğümüz hayvanı takımlardan ayırıyoruz. Bakın yani baktığınız zaman bildiğiniz gümüş digorin tavuk ama ayak renginde daha beyaz. Yani bu şöyle söyleyeyim arkadaşlar oluyor. Niye oluyor? Yani bazen kusurlu hayvanlar çıkabiliyor. Orijinal hayvandan da böyle daha açık renkli ayaklı çıkanlar oluyor. Ama anaç boyundayken bunu görüyorsak eğer takımdan ayırıyoruz. Bakın şu bizim orijinal bir Amerikanomuz. Bunu ayıracağız. Burada mesela sakallı astrolop kırmasılı hayvanlarımız var. Bakın bunlar da karışık sürüde. Bakın balta ibikli bu astrolop kırması bir Amerikano. Bu da karışık sürede. Yani en ufak bir kusur gördüğümüz hayvanı üretim yaptığımız kafeslere koymuyoruz arkadaşlar. Bakın şurada Ligorinli Amerikano kırması bu eski çalışmamız. Bu da burada. Yani bunlar karışık sürüde olan hayvanlarımız arkadaşlar. Yani aklınıza herhangi bir şüphe gelmesin. Bunları yemelik ve köy tavuğu civcivi olarak değerlendiriyoruz. İki tane lohmanımız kaldı. Bunlar uzunca bir süredir yumurta yapmıyorlar. Aslında hiçbir sıkıntıları yok. Aynı kümesteler. Yani bütün hayvanlar yumurta yapıyor ama bunlardan yumurta alamıyoruz. Durumlar böyle. Evet dostlar, bir videomuzun da sonuna geldik.
Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın derim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Görüşmek üzere.